Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın gelmiş geçmiş en iyi poker oyuncusu olarak adlandırılan Daniel Negreanu'nun 3 kere üst üste elleri rakibinin elini tahmin ettiği, kapalı kartlarla oynanan bir oyunda rakibin elini tahmin ettiği elleri izleyeceğiz beraber. Daniel Negreanu neden dünyanın en iyi oyuncusu? Çünkü şu ana kadar live turnuvalarda sanırım en çok parayı kazanan kişi. Şeyde emin değilim. Totalde overall'a vurduğunuzda en çok parayı yine kendisi mi kazanmış? Ondan emin değilim. Online live karıştırıldığında ama şu anda dünyanın gelmiş geçmiş en çok kazanan oyuncusu olduğu gayet net bir şekilde biliniyor. Şimdi arkadaşlar ellerimizi başlatalım. Ben bu arada video devam ederken konuşmayacağım. Durduracağım. Aralarda araya gireceğim. David Vanplu is now RM Litvinov's third least favorite thing after sleep and bathing. It's been a long time since I did one of these. Raising UTG. In this hand, we're going to sweat with David Vanplu. What'd you do? Call me? Attaboy. None of that crazy stuff. Şimdi normalde Daniel Negreanu'nun elindeki kartları görmemiz lazım. Çünkü bu masanın altında şeyler var. Şurada kameralar var. UTG'den raise ediyor. UTG'den raise ettikten sonra hijack'ten Vanplu'yu call ediyor. Queen Queen normalde call etmek için güçsüz, güçlü bir kağıt. Hijack'ten 3 betleyebilirsiniz. Yalnız Daniel Negreanu'nun eğer David Vanplu oynadığını görüyorsa, tight oynadığını biliyorsa eğer UTG'den, UTG range'ine saygı gösterdiği için call etmiş olabilir hijack'ten. Ama normalde 3 betlemeyi de deneyebilirsiniz. Özellikle şu deepliğe sahipken. Ama call ediyor. Range'i birazcık disguise oluyor. So we know Vamps has queens. Good call. But we don't know what Negreanu is raised under the gun with. And under the gun we do have to pay it a little bit of respect. By calling we get to deceive. Right now we're mostly repping suited connectors and pocket pairs. Diyor ki hijack'ten call ettiğinde suited connector'lar 7-8-8-9 ve pocket pairs 7-7-6-6-8-8-9-9-10-10 gibi kağıtları temsil ettiğini söylüyor o da. There's a king high flop. Negreanu can... Hemen flopumuza bakalım. King 3-8 bir flush draw ihtimali var. Straight draw ihtimali yok. Vanplu'nun elinde queen queen var. Bir overcard taşıdı king. Daniel Negreanu'nun elinde Vanplu'nun olduğundan çok daha fazla king var. UTG'den raise ettiği için. Negreanu da bunu biliyor. Vanplu'yu hijack'ten call ettiği için. Ve burada kesinlikle bir c-bet yapılması gerekiyor. Neden c-bet yapılması lazım? Daniel Negreanu'nun şu an korkacak herhangi bir şey yok. Ama flush draw'lar var. Flush draw'lardan value alabilir. 9-9, 10-10, jack-jack gibi kağıtlardan value alabilir. King-queen, king-jack, king-10'dan value alabilir. 8'lerden value alabilir. O yüzden burada kesinlikle Negreanu'nun betlemesi gerekiyor. Negreanu da öyle yapıyor. Ufak bir bet yapıyor. Ve bakalım Vanplu ne yapacak. Continues for 4,200. King didn't have to hit him. But he's called ace-queen flop. He comes king-8-3 or king-8-4, king-8-deuce when I had ace-queen. Back in the day when I played limit hold'em. Negreanu aslında arkadaşlar çok zeki bir adam. Bu konuşmaların hiçbiri boşuna değil. Bu arada yani goy goy çok seven de birisi eğer takip ediyorsanız. Yani goy goy yapmayı da çok seviyor. Hakikaten konuşmanın kendisini de seviyor ama kendi şu anda da bir kanal açtı zaten şeyde. Bir eğitim serisi var, training serisi. Orada da anlatıyor. Bu konuşmaların aslında hiçbiri boşuna değil. Rakibi gözlemliyor. Önce nereye bakıyor betlerken yani yere şuraya kart açılıyor. Turn'e, flop'a. Önce bet'te çiplerine mi baktı, nereye baktı, rakip nasıl davranıyor. Daniel Negreanu çok iyi gözlemleyen bir adam. Online pokerde normalde başarısız, live pokerde başarılı bir adam. Live pokerde başarılı olmasının sebebi yani canlı pokerde de başarılı olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Rakiplerini çok iyi gözlemliyor. Herhangi ellerinizde bir tells varsa direkt kapıyor. Vanplu calls. And there's another king on the turn. I like that king a little bit more than the... Şimdi flopta Vanplu'yu call ettikten sonra Vanplu'nun range'inde ne olabilir? 9-9, 10-10 dediğim gibi queen jack, king, kingli kağıtlar, flush draw'lar. Aynı demin saydığım kağıtların hepsi olabilir. Turn'de bir king açılıyor. King açıldıktan sonra Negreanu check geçiyor. Şimdi neden? King açıldığında turn'de Negreanu'nun elinde king olma ihtimali düşüyor. Vanplu de bunu görüyor zaten. Vanplu de bunu gördüğü için Negreanu artık betlemenin anlamı olmadığını düşünüyor. Çünkü asas'tan çok value alamayabilir. Şu elinde asas olsa yani veli olabilir ama alamayabilir. Yani veli olabilecek çok bir kağıt yok Negreanu'nun ama betleyip ona blöf yapma imkanı verirse onun için daha sağlıklı olabilir. Ve betliyor. Blöf yapma imkanı veriyor Vanplu'ya. Çek geçip Vanplu'ya blöf yapma imkanı verecek. Vanplu betlemeli mi sizce? Betlememesi için hiçbir sebep yok. Negreanu'da king olma ihtimali azaldı. Flush draw'ları karşı korumak istiyor Vanplu elini. Asas'a karşı kaybediyor. Eyvallah ama jack-jack onundan veriyor olabilir. Beklememesi için hiçbir sebep yok the bence. The first one, it's harder for Daniel to have one. Plus he just checks, so I think we can bet this if we want.
Does bet 9,000. Nine? Daniel Negreanu calls. We go to the river. Şimdi burada tehlikeli olan kısım şu Vamplay'ın bakış açısından. Negreanu hangi ellerle flop'u turn'u check geçip ondan sonra call ediyor. Benim aklıma fazla el gelmiyor. Yani asasın ben bekleyeceğini düşünüyorum. Queen Queen ne de mesela Negreanu önünde Queen Queen olsa ki Vamplay Queen Queen olma ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyor. Çünkü kendi elinde Queen Queen var. Ben çok fazla el göremiyorum yani hani. Gerçekten göremiyorum. Bir elinde King olma şüphesi ciddi manada uyandırıyor karşı tarafta. Yani Vamplay burada Negreanu'nun önünde King olduğunu düşünüyor olabilir ki sanki bir miktar da öyle. Check call yaptıktan sonra turn'ü. Gulp, I'm suspicious of what Daniel can call here with that we're actually beating. Five of clubs, flush just got there. Not a good card for us. It also eliminates all but a... Negreanu check call yaptıktan sonra river'da flush tamamlanıyor ve check geçiyor. Şimdi Vamplay burada betlemeli mi? Betlememeli mi? Bence turn'deki check call'dan sonra ve burada flush da eğer flush da tamamlandı. Turn'de Daniel check call yaptı. Artık burada zorlamanın bir manası yok. Çok ufak bir teen value yani ufak bir value bet yapılabilir burada. 8K falan kadar ama gerek yok zorlamaya. Check geçse de bence kafidir Vamplay. A few of the hands we could have been beating. Action's been checked to Vamplay. He could just check behind. Going for the thin value that was happening right here. Like two jacks or something stupid or you got... What do you have? Burada gördüğünüz gibi elin nasıl tahmin ettiğini görebiliyorsunuz. Daniel Negreanu adama bakıyor. Bu konuşmaların hiçbirisi boşa değil ve diyor ki iki tane jack var elinde. İki tane vale var diyor. Two jacks diyor. Aslında queen'in de çok bir farkı yok ama Daniel preflop'ta Vamplay'in queen'leri tribetlemesini beklediği için jacklerle call etmesini beklediği için jack diyor ama queen de buna dahil yani tahmin etmiş sayabiliriz. Tebrik ediyoruz kendisini. Güzel bir şey bu. Daniel bunu sürekli yapabiliyor yani. Öyle bir adam, değişik bir adam gerçekten. Two jacks or pocket eights. Eights full, that would be good. When Daniel starts talking, it feels like he's looking for a check, so maybe we just bet small. How much is it? 20,000. Yeah, that wasn't small. You don't have the king of clubs. So that means you don't have kings of the flush draw. Diyor ki burada King of Clubs sende yok diyor. Bu ne demek? Sende yoksa bende var demek. King of Clubs varmış elinde. Yani şu an Daniel'ın elinde bir set olduğunu biliyoruz. King of Club da Daniel için Vamplay'in bir sürü elini bloklamış oluyor. Yani Daniel'ın King of Clubs'a, King's Sine'ye sahip olması Vamplay'in bir sürü ele sahip olamayacağı anlamına geliyor. Ve bu bir sürü el de Vamplay'in elinde flush olma ihtimalini düşürüyor. O yüzden de güvenli bir şekilde call edecek Daniel. So you either only hand that beats me is 8's full or if you floated... And then made the flush. So I don't think I can throw it away. But you're not bluffing. Maybe you have king queen. I gotta call you. You are a king and it wins. Yeah. Daniel does have a king. Ace king. Somebody take grandma to the bowling alley. Daniel and the ace king varmış arkadaşlar. Alley because that was a slow roll. I don't think Daniel's ever folding there. Not sure what took him so long to call. Negreanu up to nearly 115,000 in chips. Go, go, Canada, go, go. Yeah, thank you. Nice flop. And turn, and non-queen river. Just so you know, Daniel, as far as slow rolls go, that was your one. Back at the feature table, Daniel... Şimdi ikinci bir ele geçeceğiz. İkinci elde yaptıktan sonra bitireceğim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. O başka bir el arkadaşlar. 800-1600 blindlar, 200 ante, main event'in, grand final main event day 2. 531 kişiden de 179 kişi. Granu was raised under the gun with ace queen. Daniel Ace Queen'le Under the Gun'dan raise ediyor. Under the Gun artı 3'den 6-6 ile call eden bir arkadaş var. Stack size düşük. Daniel'in 118K'sı var. Ace King ile hijack'ten 3-bet diyor. Vamplay'i deminki arkadaşımız. Negreanu resmen Vamplay'i domine etti. Kanadalı bir Negreanu. Normalde Romanya kökenlidir bu arada Negreanu. Ailesi Romanyalıdır. Vamplay 44.4K ile bir 3-bet yapıyor. 10.600'e. Bluff olma ihtimali çok düşük bu 3-bet'in. Bu stack size'da. Daniel de buna mutlaka biliyor. Burada kapatabilir mi Daniel? Kapatır ama Ace Queen kapatmak için biraz güçlü bir kağıt. O yüzden muhtemelen call etmesini bekliyoruz. Bu arkadaşın tek bir seçeneği var. All in girecek ama. UTG'yi 3-betleyen bir hijack ve onu call eden bir UTG'ye karşı 6-6'nın bunların arasında pek fazla işi yok. Kapatması en mantıklısı onun için. En safe seçenek. The novice called with sixes but in the hijack David Vamplay is 3-bet with Ace King suited. Vamplay flatted with Queens last time. 10-6, right? Okay. Daniel calls. Litvinov is getting 4-1, but it's...
beating call and he probably doesn't want to ship. He folds. You get to go first because I'm definitely not betting this flop. I would never do that. Let's check. Daniel bu dark check anlamına geliyor. Yani masada bunu siz live oynarken de yapabilirsiniz. Dark check denir. Şey yaparsınız yani hani. Dersiniz ki ben direkt check geçiyorum. Flop'u görmeme gerek yok. Lead etmeyeceğim zaten. Initial raiser'a bırakacağım. Check geçiyorum o yüzden. Denebilir. Daniel bunu yapıyor. I'm never gonna bet. You go ahead. Daniel checking in the dark an 8-6-3 flop with two clubs. Vanplu checks behind. Şimdi 3-6-8 baktığınızda iki tarafında hijack UTG tribetliyorsa elinde 3-6-8 uygun bir şey yoktur. UTG de hijack'in tribetini kod ediyorsa onun da elinde 3-6-8'e çok uygun bir şey yoktur. Genelde overcard'lar oynanıyor gibi. Şu an burada Daniel zaten check geçiyor, Vampley'e check geçiyor. Vampley check geçtikten sonra range'inde as, as, king, king, queen, queen'i vesaireyi elimine edebiliriz. Flush draw'lu kağıtları da yani as, king, sine'yi de elimine edebiliriz. Vampley'in elinde tam olması gerektiği gibi bir kağıt var işte. Ya da as, queen olabilir. As, check olabilir. Tam böyle bir kağıt var işte Vampley'in elinde şu anda. Ve Daniel bunu anlamış da olabilir. Turn ile river'da da emin olmaya çalışacak artık. Doesn't mean either one of these guys is giving up. Five of diamonds on the turn. Think David knows that Daniel's going to be taking a stab here pretty regularly. Diyor ki Vampley Daniel'ın burada şansını deneyeceğini, taking a stab yani bir hani bir bıçak saplamak, bir kere şansını deneyeceğini biliyor diyor. Zaten denemeli de bence. Neticede sizinle Daniel range'inde 9-9, 10-10, Jack-Jack, Queen-Queen bunların hepsi var. O yüzden şansını denemeli tabii ki. Vampley de burada kolaycana bırakmamalı potu tabii ki. Daniel şansını deniyor olabilir belki az çekle. O yüzden Vampley de kol etmeli. Vampley'nin şu anda showdown value'su var yani. Hani şu an kartları açsalar kazanabilir. Ben yani Nigranon kağıdını bilmeseydim de aynı şeyi söylerdim. Kazanabilme ihtimali var Vampley'nin. Daniel leading for 8200. And I think David likely checked the flop so he could elect to call a smaller bet here on the turn. He calls. Vampley kol ettikten sonra artık Nigrano yavaş yavaş elinden emin olmaya başlıyor. Çünkü hiçbir şekilde 10-10-9-9 Jack Jack'le bu hareketleri yapmaz Vampley. O yüzden elinde böyle bir şey olduğunu artık çok bariz bir şekilde açık ediyor. Bu nispeten, bunu ben bile tahmin edebiliyorsam Nigrano seviyesindeki bir adam ya da Phil Ivey gibi bu tarz adamların tahmin etmesi çok normal. Notice bu arkadaş, çok emin değilim ben bu adamı tanımıyorum ama amatör yani recreational bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Belki semi pro bir arkadaştır. Gerçekten tanımıyorum. Ama bu adam yani dünyanın en iyi oyuncusu şu an. Yani dünyanın en iyi oyuncusuydu. Genç nesiller, yeni nesiller bu adamı zorluyor. Online oyuncular bu adamı zorluyor ama karşı karşıya oturduğunuzda çok ciddi bir psikolojiyle yani hem pokerin kendisiyle mücadele edersiniz hem de Nigrano ile mücadele edersiniz bence. Öyle gözüküyor yani. So a pot of 45,000. The river card is a king. Top pair now for Vanplu. Good spot for Daniel to just check and pray for a cheap and fruitful showdown. Şimdi bu burada gelen king ne anlama geliyor? Bu oynanan oyuna göre Vampley'in range'inde bir sürü king var. Bir kere pro flop'u 3-bet'ledi. Flop da check geçti. Turn'u call etti. River'da bir king geldi. Daniel gelen king kendi elinde olmadığı için, as queen olduğu için rakibin range'ine yani Vampley'in range'ine çok uyduğunu biliyor bu king'in. Çünkü Vampley bir sürü kağıt, king'li kağıtla elinde papaz olan kağıtlı böyle oynardı. As king'le, king queen'le vesaire bir sürü kağıtla bu şekilde oynardı. O yüzden king Vampley için iyi bir kağıt, Daniel için de normalde iyi bir kağıt ama Daniel'ın elinde yok. Yani king. O yüzden çekindiği için burada Daniel betlerse kol edilme ihtimali yüksek. Yani hani Vampley burada onu kol edecek. O yüzden yani Vampley'in elinde king yoksa zaten Vampley de check geçecek ve showdown'a gidecekler. Daniel'ın showdown value'su var. Eğer king varsa zaten Daniel betlese de kol edecek Vampley onu ve kaybedecek. O yüzden burada check geçmek en safe opsiyon Daniel için. Vampley mutlaka betleyecektir. Potu alacaktır ama buradaki konuşmaları dinleyelim aralarındaki. Check. Not sure cheap showdown is an option though. Nope. Right now David just trying to figure out the price of this value meal. He only has 36,000 behind. All in. And he shoves. I fold, but did you have ace king? Bakın duydunuz mu? Kapatıyorum kağıdımı ama diyor elinde ace king mi var diyor ve gerçekten Vampley'in elinde ace king var. Bunu yapmak korkunç zor bir şey değil ama bu stres altında yapabilmek gerçekten mükemmel bir şey. Tebrik ediyoruz kendisini. No? You didn't have ace king? You had aces or something? No, you didn't have aces. What the hell did you... Da gülecek şimdi. You have. Ace king. What the hell you had? But I'm pretty sure you had me beat. Maybe you're goofing. I don't know. I should have moved in before the flop like you kids did.
To find that. Nah, I'm not going to do that kind of stuff. Not yet. Maybe tomorrow or the day after, but... You were beat, brah. Everyone played it just fine. Artem lifting off. More like Artem running off. Yeah, he needs to take a comfort break. We're also going to take a break here at the EPT Grand Final. Back to the featured... Arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Bu haftalık bu kadar. İki tane el yeterli. Haftaya da öbür eli yapacağım ya da ondan sonraki hafta da öbür eli ya da iki hafta bilmiyorum. Diğer şu son kalan kısmı yapacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bu kanalı ciddi şekilde takip eden arkadaşlarla mutlaka faydalanır bu videolardan ama daha çok İngilizce bilmeyen arkadaşlarımıza ve şeylere yönelikti. Biraz da hani ismini de şey koyacağım. Clickbait şeklinde koyacağım. Bakalım umarım faydası olur kanala. Herkese teşekkürler. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın.